geçmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Adına Sayın Orhan Sarıbal. Buyurun. Değerli milletvekilleri ve değerli emekçiler. Bir bütçe tartışması yürütüyoruz. Bütçe halkın. Halktan para toplanıyor ama buradan devletin bütçesi, sarayın bütçesi diye söyleniyor. Evet, getiren saray ama para halkın. O yüzden bu bütçenin kuruşuna kadar halkın sorgulama hakkı var. Nereye gittiğini sorgulama hakkı var. Buraya çıktı bakanlar, sarayın yardımcısı gerçekten akla zarar ifadeler kullandı. Örneğin ben merak ediyorum. Tarım Bakanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde mi yaşıyor? Çok merak ediyorum. Gerçekten. Kısaca ve bu bütçe ilgili alanlarda halkın ve toplumun sorunlarını gideren, üretimi arttıran, istihdamı düşüren, arttıran yani sayısal olarak düşüren bir mekanizmaya sahip olmalı. Bir bakalım. Tarım Bakanı dedi ki çiftçilerin moralini bozuyorsunuz. Şu anda Tarım Bakanlığı'nın önünde ve meclisin civarında Türkiye'den gelen ziraat odalarının Tarım Kredi ve Ziraat Bankası sarmalından dolayı eyleme gelenler polis şiddetiyle karşılaştı ve dağılmış durumdalar. Kim moralini bozmuş bu çiftçilerin? Bakan mı? Saray rejimi mi? 18 yıllık AKP tarım politikaları mı? Kim? Elbette sizsiniz. AKP. Bakalım bu borçlara nasıl oluyor bu borçlar? Sene 2002. 2 milyon 780 bin üretici var. Bu 2 milyon 780 bin kayıtlı üreticinin 2.4 milyar bankalara, 500 milyon da etrafa borcu olsa 3 milyar borcu var. Sene 2020, 654 bin kişi tarımdan çıkmış, çiftçi sayısı azalmış. 35 milyon dönüm tarım arazisi üretimden çıkmış. Borç bankalara 128, tarım krediye 12 ve özel sektör olmak üzere 180 milyar olmuş. AKP yapar, halk bakar. Övünmeyecek misiniz? Bununla bir kahramanlık yaratmayacak mısınız? Hangi ülkede yaşıyoruz? Ve buradan çıkan sonuç tam 60 kat borçların artması. Yine bakan dedi ki buradan tefeciden kurtardık. AKP düzeni, kendisi tefeci. Bir düzen varsa tefeci olan, başka birilerinin o sisteme girip tefecilik yapma ihtiyacı yok. Sonuçta düzen açık bir şekilde tefeciliği öngörüyor. Tarım kredi borçlarının 12 milyarın 5 milyarı şu anda idari ve kanuni takipte. %35 faiz alınıyor. Tefeciye ihtiyaç var mı? Bu ülkede şu anda %35'ten faiz alan herhangi bir tefeci var mı? Yok. Peki çiftçinin en önemli sorunlarından bir tanesi bu ve diğer sorun. Girdiler. Mazot, gübre, ilaç, tohum, elektrik, su sizi ne kadar ilgilendiriyor bilmiyorum. Ama ben çok geziyorum diyen bakan bunları acaba ne kadar biliyor farkında onu da bilmiyorum. Ben çok geziyorum dedi. Doğru. Çiftçiler beni aradılar. Bakan geziyormuş ama bizim köye iş gelmedi. Ama bizim köye gelirse 60 araçlı konvoy, polis, asker, jandarma, bunların dışında Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak gelsin de derdimizi anlatıverelim diyorlar. Dolayısıyla baktığımız zaman mazot meselesi. Hani tüketici pahalı tüketiyor ya, çiftçiyi de ithalat sopasıyla terbiye etmek gibi bir durumunuz oldu. Ama bugün ne yazık ki o ithalat sopası artık çiftçiyi terbiye etmekten vazgeçti. Çünkü çiftçi bitti, perişan. Şimdi sizi, iktidarınızı, uyguladığınız tarım politikanızı, iktidarınızı, sarayınızı tehdit ediyor ve onu abluk altına aldı. Şimdi anlatacağım nasıl olduğunu. Türkiye'de yaklaşık olarak 3 milyar litre mazot kullanılıyor tarımda. 6,5 liradan 21 milyar ne yazık ki çiftçi mazota para ödüyor. Toplam bütçeden ayırdığınız para ne kadar? 22 milyar. Yani koca Türkiye Cumhuriyeti 1 trilyon 360 milyar TL'lik bir bütçe. Bakan övünüyordu. 277 milyar TL tarımsal gayri safi milli hasıla.
Ama çiftçiye ayrılan para sadece 22 milyar. Bu 22 milyarda ne biliyor musunuz? Mazota çiftçinin cebinden verdiği yıllık para. Hani bunun yarısını mazotun yarısını karşılayacaktınız. Toplam 21 milyar. Yarısı ne yapar arkadaşlar? 10,5 milyar. Mazota verdiğiniz para geçen yıl 2 milyar 901 milyon. Bu yıl 724 milyon. Yani 177 milyon daha azaltmışsınız. Bütçeye bakın. O zaman çiftçi enerji sorununu başka bir şekilde çözmüş. Bizim çiftçilerin Arabistan'la, petrol kuyularıyla bir alakası yok. Bizim çiftçiler güneş enerjisinden şu ana kadar yararlanamadılar. Bunu işi nasıl çözdünüz? Bu bakan bey ya da sarayın yardımcısı bize mutlaka anlatmak zorunda. Peki gübre en önemli araç. Ya gübrede de şöyle bir şey var. Üzgünüm ama gübrenin %80'i ithal geliyor ve gübredeki desteği de azaltmışsınız. Nasıl oluyor orada da? Ne yazık ki 52 milyon TL de gübrede azaltma var. Bu tohumda böyle, tohumda bir miktar artmış ama yetmez. Elektrik borçları ne yazık ki çok yüksek ve elbette tohumla ilgili şunu da paylaşalım. Bakan dedi ki tohum üretimini 8 kat arttırdık. Dedim ya uzayda yaşıyor diye. Doğru. Kayıtlı tohum miktarı 8 kat artmış. Ama değerli dostlar, o tohumlara bir bakalım. 1 milyon 150 bin ton tohumun 72 bin tohumunu dışarıya satıyorsunuz. Geriye kalan 1 milyon 100 bin ton tohumunu bu topraklardaki insana satıyorsunuz. Bir de kaça satıyorsunuz biliyor musunuz? Çiftçiden 2 liraya aldığınız örneğin 2,5 liraya alınan mısır tohumu 40 liraya satılıyor. 40. Aynı tohumu Rusya'ya, aynı tohumu Romanya'ya, Bulgaristan'a sattığınızda yarı fiyatla satıyorsunuz. Yani çiftçiyi cezalandırıyorsunuz. O yüzden soruyoruz. 275 milyar katma değer yaratan, gayri safi milli hasıla yaratan tarımın neden 22 milyara muhtaç ediyorsunuz? Onu anlamış değiliz. Diğer bir konu. En çok bakanın üzerinde durdu. Biz ihracatçıyız, ithalatçı değiliz. Çok net söyleyelim. Türkiye tarımsal üretimde, hayvancılık ve bitkisel üretimde açıktan ithalatçıdır. 18 yıllık tarihsel süreçte 112 milyar dolarlık ithalatı vardır. 82 milyar doları da ihracatı vardır. Biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki benim çiftçim domates, patlıcan, biber, soğan üretiyor. Ben buradan bakıyorum sisteme. Benim çiftçim un üretmiyor. Benim çiftçim bisküvi üretmiyor. Benim çiftçim makarna üretmiyor. Bakan bunları bilmiyor tabii. Sapla samanı karıştırıyor. Ne yapsın adam? Kepek ekmeği düşünen adam elbette bunları nereden bilecek? Önüne getiriyorlar doğrudur diye bize yutturmaya kalkıyor. Yok öyle bir şey. Bakın 70 milyon ton buğday almışsınız. 2019'u da dünya rekoru kırmışsınız. Dünya rekoru. Yine aynı şekilde arpa 4,5 milyon ton, 22 milyon ton mısır, 5,6 milyon ton pirinç, 3,5 milyon ton kırmızı mercimek, 11,5 milyon ton ayçiçeği, 14 milyon ton pamuk, 14 milyon ton pamuk, ve tütün meselesini söyledi. Diyor ki %30 tütünü arttırdık. Günaydın. Ya yok eden sizsiniz. Neden %100 değil? Neden 2025'i bekliyorsunuz? Neden %100 tütünü, bu ülkenin tütününü ekmiyorsunuz? Dolayısıyla nereden bakarsak bakalım bitmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Bir de şu meseleye bakalım, destekleme meselesine. Kanun çıkardınız ya, kendiniz çıkardınız. 5488 sayılı tarım kanunu. Bu tarım kanunuyla çiftçiye vermeniz gereken 221 milyarı vermiyorsunuz. Ve diğer bir konu, çok üzerinde durduğumuz, net bir şekilde bakan diyor ki biz diyor ormanları büyüttük. Ormanları büyüttük. Bir başka bir şey daha söylüyor. Diyor ki ya tarımsal gayrimilli hasıla düşük olması lazım diyor. Çünkü diyor her şey pahalı. Bakın bu ülkede şunu yaşadık. Bir elimde cep telefonu, bir elimde bir kamyon buğday. Bu kıyaslamayı yaşadık ama Covid döneminde kimse gidip cep telefonu falan yemedi. Kimse lüks evlerini, lüks arabalarını yemedi. Nereye gittiler? Elbette ekmek, elbette patates, elbette soğan. Peki bu hükümet ne diyor? Tarım Milli Savunma Bakanlığı kadar önemlidir.
Kıyaslaması nasıl biliyor musunuz? Bakan yaptı bunu burada. E ne yapalım? Gayri safi milli hasıla da tarım az olabilir ama kıyaslama da şu. E bir kilo tarım ürünüyle SİHA'ların, İHA'ların kilogramı birbirinden farklı. Şimdi bakın, bir tarafta diyeceksiniz ki tarım milli savunma kadar önemlidir diyeceksiniz. Öbür tarafta tarımı kilogram olarak bir silahla... Tamamlayın sözlerinizi. Saman da burada getirdim. 20 milyon dolarlık saman ithal etmişsiniz. 20 milyon dolarlık saman ithal. Yılı önemli değil. Bu coğrafyada saman ithal eden iktidar çökmüş iktidardır. Bu coğrafyada patates ithal eden iktidar çökmüş iktidardır. Bu coğrafyada büyükbaş, küçükbaş et ithal eden iktidar çökmüş iktidardır. Bu ülkeye ihanet ediyordur. Ve son olarak şunu söylemek lazım. Zenginler ve egemenler halka sadece ve sadece yoksullara ve fakirlere Tanrı'yı bıraktılar. Ve son olarak ferman padişahınsa bu topraklar, bu coğrafya bizim. Yol yakın, gideceksiniz. Saygılar sunuyorum.